soralım. Trabzonspor'a iki buçuk yıllık imza atan Abdullah Avcı'dan camiaya ilk mesaj. Yakışan futbolu oynayacağız. Şimdi Abdullah Avcı dün imza töreninin ardından açıklamalar yaptı. Hem e, Sayın Başkan hem Abdullah Avcı. Açıklamalar yaptı ve Abdullah Avcı dedi ki bugünden yarına bir beklentimiz olmasın ama biz uzun vadede bu işi başaracağız. Seni tatmin etti mi Maç, e, imza töreni sonrası açıklamaları? Yani bilmediğimiz insanlar konuşsa acaba ne demek istediler diye düşündük. Ama başkan da biliyoruz. Avcı da biliyoruz. Avcının ben ana fikri söylüyorum. Abdullah Avcı kafasını değiştirmediyse, aynı kafayla gittiyse Trabzon'a bir çocuk olmaz. Hiçbir şey olmaz. Altı ay bile kalamaz yani aynı kafayla gittiyse. Yani futbolu bilgisayar üzerinden okuyan bir kafayla gittiyse, Futbolu sadece maç istatistikleri üzerinden okuyan bir kafayla gittiyse, istatistikleri oyuncuları öğretmeyi, istatistikleri oyuncuları ezberletmeyi, bir sonraki maçı kurtarmak olarak gören kafayla gittiyse, Abdullah Avcı Trabzon'dan 6 ay sonra ayrılır. Bu defa da 10 tazminatı konuşulur. Gideceği 3. kulüpte paranın bölümünü kendi öder, bölümünü Trabzon hı hı. öder, bölümünü Beşiktaş öder. Öyle, öyle dolaşır gider Abdullah Avcı. Abdullah Avcı... Süper Lig'in gerçeklerini bilen bir teknik adam değil. Kafasında bir lig var onun. O orada oynadığını zannediyor. Başakşehir'le belediye hal, belediye halindeyken sonra Başakşehir olunca o dönemlerini zannediyor ki Türkiye böyle böyle bir lig yok. Orası Başakşehir. Taraftar baskısı yok, camia baskısı yok. Sana 5 yıl tahammül eder, 4 yıl şampiyonluk kaçırdın tahammül etti. 4. oldun tahammül etti. Avrupa'ya gittin, doğru düzgün takım çıkarmadın herkes tahammül etti. Eder, eder, eder. Burası Trabzon. Burada öyle öyle bir şey olmaz. Trabzon insanı bir de futbolu bilir. Yani Abdullah abicinin işi kolay değil. Hele hele eski Beşiktaş'a ilk bölümdeki Abdullah Avcı. Hani benim adım Hıdır, halim budur diyen Abdullah Avcıysa ya eyvah yani. Yok dediysek tamam kardeşim benim bir idealim var ama Türkiye Ligi idealizm uygulanabileceği birlik değil gerçeklere bakmak, pragmatik olmak, günü kurtarmak önemli. Düşüncesiyle gittiyse bir şeyler olabilir. Şimdi Osman Şenkal demiş ki Abdullah Avcı'yı Beşiktaş döneminden eleştirin, eleştirenler bu sene Beşiktaş ne yaptı Abdullah Avcı'sız diye sormuş. Abdullah Avcı ile ne yaptı ki Beşiktaş? 8 maçta bir galibiyeti var. Tamam işte çok eleştirildi şimdi de durum aynı diyor izleyenimiz. Çok eleştirildi Abdullah Avcı gittikten sonra Beşiktaş 3. oldu. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu eğer elime ilgisi. Abdullah Avcı 8'de 1 galibiyet aldı ya. 8'de 1. O kafayla. Galatasaray maçıyla dedi ki ben değiştim. Kendimi sorguluyorum siz de sorgulayın dedi. Bu defa da 8'de 7 yaptı. Ben işte onu söylüyorum. Beşiktaş'ta ilk 8 haftaki Abdullah Avcı mı gitti Trabzon'a? Yani istatistik 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 bilgisayardan futbol okumaya çalışan playstation çocuğu Abdullah hı hı. Avcı mı gitti? Yoksa o kendini sorgulayan Galatasaray maçından itibaren bu takımın gerçekleri var, bu ligin gerçekleri var. Ben buna göre hareket etmeliyim. Benim kalecimin ayağı iyi değil, pas yapamaz. Gerçeklerini gören Abdullah Avcı mı gitti? Bu önemli. Ee, peki bir soru daha var Turgay abi Caner Yalçın'dan. Ceydan Turgay abiye sorar mısınız? Abdullah Avcı'ya Beşiktaş artık para ödeyecek mi? Teşekkür ederim İyi yayınlar demiş. Oradaki son durum ne Turgay Kabaca abi? söyleyeyim. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta yaptığı anlaşma 36 milyon TL'lik. Yıllık 12 milyon TL. Anlaşma. Hı hı. Bunun ne kadar ödendi kimse bilmiyor. Ama yine konuşulanı söylüyorum. 30 milyon TL alacağı var. Bunu tazminat diyorum. Tazminat değil. Sözleşmesinde çalışması gereken dönem. Çünkü sen gönderdin adam. Evet. 30 milyon TL. Şimdi böyle ilk yıl bunu verecek, ikinci bırakın bunları boşverin. Hı hı. Gerçek, toptancı bakın. Beşiktaş'tan alacak kaçtı? 30 milyon. 30 milyon TL'ydi. Trabzon'dan ne alacak? 20 milyon. Üçten iki çıkınca ne kalır? Bir. 10 milyon alacak kaldı Beşiktaş'tan. Beşiktaş 20 milyon TL'den kurtuldu. Trabzon'da belki 30 e, yıllık 10 milyona getireceği adam 5'e getirmiş oldu. Kazan kazan, kazan var. Abdullah abisi de kazanıyor. Yani kazan kazan, kazan var. İşin para tarafında Beşiktaş 20 milyon karda. Evet. Trabzon Beşiktaş'ın ödeyeceği bölümü kar sayıyor. Abdullah Avcı'da orada alamadığım bir para vardı. Burada bir bölümünü garanti ettim. Yarısını garanti ettim. Kalanı da artık ödenebilecek durumda diye. Herkes kazandı. Para tarafında. Sağda kim kazanır? Orası biraz zor. Mazlum Bapir demiş ki Abdullah Avcı Trabzon, Trabzon Sporu. da Abdullah Avcı'yı tamamlıyor. İyi bir uyum içinde bu sezonun en iyi dört. Düncü en kötü altıncı sırada. ...bitirir demiş Mazlum Babir. Ertunç Özdaş da Beşiktaş'ın düştüğü hataya Trabzonspor düşmeyecek... ...Kanati ve Abdullah Avcı'ya sabredecek demiş. Hem taraftar hem de e, camia Trabzonspor camiası Abdullah Avcı'ya sabredecek demiş. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin dördüncü sayfasını bir ekranlara getirelim efendim. Şampiyonluk imzası başlatılmış ve Avcı Laboratuvarı diyor çok özel haberci... Taraflar arasında yapılan görüşmenin perde arkasına fanatik ulaştı. Tecrübeli hoca özellikle sistemiyle alakalı oldukça kapsamlı bir sunum hazırladı. Avcının anlattığı projeler adeta yönetimi mest etti. İşte başarılı hocanın Borda Mavilere vaat ettiği planlar. Dev kulüpleri izliyor. Fiziksel Performans Merkezi'nin öncülerinden Altyapıdan A takıma uzanan bir serüveni var. Her sezon yarışan Trabzonspor yaratmak için yola çıkıyoruz demiş Abdullah Avcı. Ee, bir Trabzonspor camiası ve taraftarı Abdullah Avcı'nın sistemini oturtmasına izin verecek mi? Sabredilecek mi? İkincisi e, Beşiktaş yönetimi de Abdullah Avcı'nın planlarından mest olmuştu diye hatırlıyorum ben Turgay Avcı. Tabii. O yüzden eyvah dedim ya. Demek ki hala aynı planlarla gitti. Yani Abdullah Avcı'yı futbol geliştirme, e, eskiden affet derlerdi, şimdiki adı ne oldu bilmiyorum. Futbol Federasyonu'nun bu geliştirme bölümünün başına koy, beş senede karışma. Sana birçok oyuncu kazandırabilir, belki de bir ekol. İnsanların hakkında benim eleştirilerim kaldığı için hı hı. Abdullah Avcı düşman da olduk. Abdullah Avcı'yı futbolu geliştirme bölümünün başına koy, beş senede karışma. Evet. Sana birçok futbolcu kazandırır... Belki de Türk futbolunun bir ekol kazanmasına destek olabilir. Abdullah yeri öyle. Abdullah yarışmayı bilmiyor. Yarışmayı bilmiyor. Bu anlattığı projeleri yarışırken bir kenara bırakamıyor. Ya da projelerden birer miyim, birer hani birer tutam evet. katıp yemeği şekillendirmek yerine bütün projeyi yemeğin içine katıyor. Ortada yemek kalmıyor. Yani beş tarzı futbolcu bir ara Futboldan soğumuşlar da Abdullah Avcı Çok net biliyorum. Aynen bir tanesi şöyle dedi. Dedim ki nedir bu haliniz? Sağda yürüyecek haliniz yok arkadaş dedim. Kabaca şöyle demiştim. Pazartesi günü geçen maçın analizi. Salı günü benim bireysel analizim. Çarşamba günü hafta oynayacağım rakibin takım analizi. Perşembe günü benim işte şey raporlarım. Çalışma raporlarım bilmem ne falan. Aklımda futbola taktiğe yer kalmıyordu ki. Ezber. Abdullah Abici bu ezberi bozması lazım. O ezberi bozabilecek O ezberi mi? bozmazsa Trabzon'u bozar. Kuşkusuz e, her takım dersler çıkardığı gibi Abdullah Hoca da de belki dersler i̇nşallah, çıkarmıştır. İnşallah. Yani i̇nşallah o zaman verebilir. Göreceğiz. E, bu arada Galatasaray'ın seçimiyle ilgili, seçim serüveniyle ilgili izleyenlerimizin, dinleyenlerimizin yorumları geliyor. Turgay abi. Adem Demir, Fatih Terim kimi desteklerse o baş.